başkanken demektir. Şimdi bunda ne var? Ya bilmiyorum ben. Abi şöyle Sen... bir şey var. Ee, bir defa şunu söyleyeyim. Ben bu işin şu anda gereksiz olduğunu düşünüyorum. Aynen. Beşiktaş Lig'de ve kupada giderken Aynen. Şenol Güneş'in hani sürekli paralar düzenli ödensin açıklaması gibi, temcit bir gibi, her maçtan söylemesi gibi bu sözleşme olayının bundan sonra çok gündeme geleceğini ve önünü kesmek gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş'a zarar verir. Sergen evet. altına da zarar verir. Hepsine. Başkan'a da zarar verir. Oyunculara vermez Oyunculara. mi Turgay? tabi tabi hepsine <laughs> zarar verir acaba hoca gidiyor mu diye. ben hocanın şöyle bir rahatsızlık duyduğunu hissediyorum Yanında çalışanlar var 10 hmm. yani kişilik bir ekip var onlar da ya hocam biz seneye burada mıyız hocam biz hani çünkü onlar hmm. hoca gibi düşünemezler Hı -hı. oradan da bir baskı geliyor hocaya başkan Ahmet Nur Çebi de Beşiktaş camiasının çocuğu 25 bin kişi önünde imza atmış yarın gelsin atsın diyor Sergen Yalçın diyor ki artık bunu atalım yani demeye getiriyor. Ben yine söylüyorum. Bence gereksiz Sergen Yalçın hakikaten istediği zaman imza atar. Ben Beşiktaş bu yönetim ya da başka yönetim fark etmez. Sergen Yalçın şu şu güne kadar yaptıklarından sonra kimse Sergen Yalçın gitsin diyemez. Kimse diyemez. Elindeki kadro bakma herkes Galatasaray'ın kadrosu şöyle zayıf işte Fenerbahçe'nin şu eksik falan diye masal anlatıyor. Beşiktaş'ın kadrosunu Erol Bulutaber küme düşürür. Fatih Terim Eber küme düşürür. Aa Erol Bulutaber iki defa şampiyon yapar. Bir sene içinde ama. Evet. Şunu diyorum. Beşiktaş'ın Gezalı var mesela hepimizin beğendiği değil mi? Asist evet. yap. Adamın şutu yok kaleye. İlk şutunu dün penaltı Penaltıdan ama ne güzel attı be. Penaltı. <laughs> Adamın şutu yok Kemal Şut atmaya korkan bir adam. Şutu yok. Sol bekinde en sakala var. Kule gibi adam ayakta duramıyor. Denge problemi varmış tedavi oluyormuş. Hmm. Ayakta duramıyor. Şimdi Beşiktaş'ın çaprazını söyledim. Sağ açık sol bek. Sağ açı sol ayaklı. Sol açı sağ ayaklı. Sol açı sağ ayaklı. Cenk Tosun gelene kadar santuforu yok. Yedek santuforu yok. 10 numaraları ölmüştü o saate kadar Oğuzhan ve Laiç. Ligin büyük bölümünden bazı. Bu şartlarda bu takımı lider yaptı Sergen Yalçın. Kupada yarı finalde. Dolayısıyla Sergen Yalçın'a kimse hakikaten yan gözle bakamaz. O ayrı. Ama mutlaka bu limitlerden dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı bir önümüzü görelim durumu vardır başkanım. Hı hı. Ben çok uzatmadan, uzatırlarsa sıkıntı olur uzatmadan bu işin çözüleceğini, en, en kötü ihtimali bir artı bir yıllık yeni bir sözleşme yapılacağını düşünüyorum. Çünkü böyle sıkıntılı dönemlerde kulüpler öz evlatlarıyla yürümelidir. Yani yabancı senin halinden anlamaz Yani. yani dediğin gibi ikisinin de bir o noktaya yaklaşarak evet. masaya imza için Medya ve... üzerinden konuşmamaları lazım. Evet. Ha. Basın toplantısından konuşmamaları Bravo. lazım. Bravo. Bu da bu bence daha güzel Baba bir Baba oğul gibi <laughs> başkanla Sergen <laughs> bir araya gelip konuşmaları lazım. Tabii. Orada bence çok tecrübeli Erol abimiz var. Ha bizim Erol değil mi? Erol abimiz var. Bence ikisinin de birer görüşme yaparak bir orta yol bulması lazım. Erol Kaynar e, millet böyle bakınca şey Beşiktaş'ın basın ilişkilerini kabul etmiş. Adam başkan adayı da. Tabii. Başkan adayı olan birine gitsen Ali evet. Şen'e de ki Fenerbahçe bası Ama hayatta bakma. <laughs> ama öyle beş taşlıdır der ki beş taşlı evet. çöp taşıyacağım da ben gelir taşırım evet. der yani. Dolayısıyla böyle bir tecrübe varken orada ben bu işin çok uzamayacağını düşünüyorum. Ama uzamaması gerektiği konusunda uyarıyorum. Uzarsa hakikaten zarar görür. Peki şimdi bu hem bu sözleşme konusu bu kadar gündemdeyken hala hazırda hem de penaltılara kadar gitmiş hani takımların yorulduğu bir mücadeleden bahsediyoruz. E, son vuruşlardaki sıkıntılardan zaten e, ikinci yarı başladığından beri bahsediyoruz Bunu da yorgunluğa bağladı birçok yorumcumuz ki az önce Turgay Demir de aynı şeyi söyledi Acaba Gençler Birliği deplasmanı nasıl etkiler Beşiktaş'ın? Şimdi bir kere birlikte? önce şunu söyleyeyim Hele ki böyle müsabaka yarım saat uzadıktan sonra penaltılara gittiğinde o penaltıları atmak pek kolay iş değil evet. O kale 7 metre 15 mi ne kadar? 7-10 O kale sana şu kadar gözükür 934 yani bu, evet. bu kadar 24. bir kale sana Tabii şu kadar sana gibi. Sanki yuvası gibi gözüküyor. Tabii. Yani yorulmuşundur, şudur. Şimdi ben işte dediği <laughs> gibi eski olduğumuz için ben Lefter gibi bir adamın bile kaçırdığını gördüm. Lefter adamın bile kaçırdığını gördüm, atmadığını gördüm. Atmadım. Atmadı. Yani atmak at, at, at içiyorlar atmayacağım ha atmayacağım diyor ha, tamam hmm. tamam ve İstanbul, İstanbul Spor Fenerbahçe maçı bu. Yani şampiyonluğa gidiyor Fenerbahçe. İstanbul Spor da çok iyi takım o zamanlar. Kasaplı, Aydemirli falan. Lefter'i attıramıyorlar. Penaltı oldu. Yani Fener yenemese İstanbulspor'u şampiyonluk gidecek. Yanlış belki. hatırlamıyorsam Galatasaray şampiyon olacak gibi hmm. bir durum var. Yok kaçıyor yakalayamıyorlar ya. Turgay sahada inan ustadın inan inanır mısınız? Ve atmadı. Puşkas Ergun'a dediler gelsen eyvah dedi herkes eyvah dediler hayatında atmamış. Yani atmış da Fenerbahçe'de atmamış geldi gol yaptı ayrı hikaye de. Kalede de Sabi abi var rahmetli. Lefter'e attıramadılar penaltıyı. Ha neden dersen o anda iyi hissetmedi kendini herhalde. Maçın atmosfere biraz sinirlerini germiş olabilir. İşte bu penaltı kaçarsa şampiyonlukta beraber kaçacak endişesiyle. Lefter gibi adam kaçtı sahada. Yakalayamadı Şimdi bir defa Kemal abinin anlattığı bu olaylarla bugünkü penaltı kaçanları bir yere asla koymam. Allah o ay ki. ayaklarında dinyakos ayakkabılar. Top var ki top kafana çarpsa hastaneye gidersin direkt yani ıslanmış bir halde. E, bugünkü futbol topu 410 gram mı 450 gram arasında. O günkü futbol topu 1 kilo mu 750 gram mı? O da o kadar var. başlıyor da yarım saat Başlarken sonra 2,5 kilo. Yani onu alsam. kaleye göndermek bile mesele bir de sahalarda balçık. Tabii. Balçık çamur. Bugünkü pozisyonu koy. Lefter gözü kapalı attı. Peki kısa bir cevap isteyeyim. Beşiktaş Gençler Birliği maçında etkiler mi dünkü yorgunluk? Ligin kalanında her maç her Gençler maç etkiler. Her maç, her maç her maç etkiler. Motive olmak zor. Bakın takımların gücünden bağımsız. Galatasaray, Alanya Spor'dan zayıf bir takım bu. 3-0 oldu maç. Tabii. 3-0. Mental olarak hazırlanamıyorsun. Futbolcular söylüyorum. Çarşamba maç oynuyor. Ertesi gün rejenerasyon yapıp dinlenmesi lazım. O antrenmanı yapamıyor. Akşam bir antrenman daha yok. Bir gün sonra öbür maçın kampı başlıyor. Tabii. Yapılıyorsa. Birçok hoca kampı kaldırdı. Beş taşla devam ediyor. Yani adam evine gidip C deyip geri geliyor. Tabii. Dolayısıyla bu şartlarda beyni boşaltmak çok kolay değil. Vücudu boşaltmak hiç kolay değil. Hı hı. Yani Zor e, ligin ikinci yani. yarısında bak şöyle söyleyeyim. En iyilikte bizim ikinci yarıda en güçlü takım 14 hı hı. puan kaybetmiş. Daha düşük bir ligde. Yani evet. 21 takımlı ligde değil. En iyi oynayan şampiyon 14 puan kaybetmiş. Yani bir defa ikinci yarı e, 20 maç 60 puanla 14'ü sil. 14'ü sil bir defa kafadan yani ondan hı hı. daha iyi olur. Ben hep olarak... ona ilk yarı için ikinci yarı için sorduklarında birinci dinleri yalan ikinci yarı da hepsi yalan bu sahi. <laughs> Aynen. İki, birinci yarı reklamlardır. <gülüyor> <gülüyor> Bravo harika. Şimdi. E... <laughs> Çok tartışılan bir konu malum VAR konusu sezon başından aman aman beri aman. bütün takımların gündeminde bütün teknik direktörlerin yönetimlerin gündeminde özellikle son haftalarda çok fazla duyduğumuz bir serzeniş var VAR kayıtları açıklansın kamuoyuna şeklinde. Bununla ilgili Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal'ın bir istihbaratı oldu bugün değerli izleyenler. Şimdi hemen kendisiyle konuşacağız bu konuyu. Ömer Faruk Ünal merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kemal abiye, Turgay Demir'e de çok selamlar, sevgiler. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok, çok teşekkürler, sağ, sağ ol. olun. Şimdi bir istihbaratınız var sizin. MHK'nın bu haftaki maçlardan birinde VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşacağı yönünde. Şimdi öncelikle bunun detaylarını size soralım. Acaba hangi maçın kayıtları olacak, neler paylaşılacak, bu karar nasıl verildi, neler söyleyebilirsiniz?